Türkiye Cumhuriyeti'nin 92. kuruluş yıl dönümü Samsun'da yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk kutlama valilik binası yaşayan Atatürk Salonu'nda tebrikat töreniyle başladı. Tebrikat törenine Vali İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Uğur Sürmeli, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge İdari Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Bekdemir, Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, Vali Yardımcıları Osman Nuri Çobanoğlu, Haluk Şimşek, Mehmet Ali Karatekeli, Mehmet Ali Yıldırım, Metin Borazan, Hakan Kubalı, Ali Galip Saral, Faruk Neşmi Kurt, Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Yeşin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı. Ardından kutlamalara Batı Park'ta devam edildi. Bu yıl ilk kez işitme engelliler Olimpiyat Oyunları stadında düzenlenen kutlamalar Vali İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın askeri araç üstünde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Sevgili bayramınız kutlu olsun. Asker bayramınız kutlu olsun. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte bayrak göndere çekildi. Törende konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, bugün Samsun'dan başlayan İstiklal mücadelemizin taçlandırıldığı gündür dedi. Bugün Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde Yüce Meclisimizin Cumhuriyeti ilan ettiği egemenliğin kaynağının kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya haykırdığı gündür. Vali Şahin'in konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu. Sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun. Nöbette bizler varız. Kim der ki şu milyonlu adam birden uyansın? Ritim ve folklor gösterileriyle devam eden kutlamaların sonunda resmi geçit töreni yapıldı. Batı Park'taki kutlamalar protokol üyelerinin gazilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. Yağmur altında yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine ayrıca siyasiler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.